Evet, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Fatoş ile biz bize kanalına nasılsınız canlar? İnşallah çok iyisinizdir. Bizler Allah'a şükürler olsun. İyi diyelim, iyi olalım. Yine ben bed sesimle sizlerle birlikteyim. Bugün eşimle birlikte un kurabiyesi yapacağız. Çocukluğumuzun kurabiyesi. Evet. İsterseniz önce eşim size malzemeleri söylesin. Eşim söyleyecek, ben uygulayacağım. Şöyle... Yarım çay bardağı nişasta, mısır ya da buğday fark etmez. Ben mısır nişastası kullanacağım. Bir çay bardağı pudra şekerimiz var. Yarım çay bardağı sıvı yağımız var. 2,5 su bardağı unumuz var ve 250 gramlık margarinin tam yarısı, yani 125 gram margarin arkadaşlar. Evet. Oda sıcaklığında erimiş olsun. Bizimki biraz fazla eridi. Siz ona dikkat edersiniz. Sert olursa karıştırmanız da sizi yorar. Evet, başlayalım. Evet, önce margarinimizi, daha sonra sıvı yağımızı döküyoruz üzerine. Ardından nişasta ve pudra şekerimizi de katarak yağımızla beraber güzelce karıştırıyoruz. Evet, güzelce karıştırdık. Şimdi ununu yavaş yavaş vererek karıştırmaya devam ediyoruz. İlk önce bir bardak unumuzu döktük ve karıştırıyoruz. İkinci bardak unumuzu döküyoruz ve karıştırmaya devam ediyoruz. Yarım bardağımızı da bir kısmını boşaltıyoruz. Arkadaşlar, her zaman söylediğimiz gibi unun kalitesi çok önemli. Bizim fırıncıların tabirinde şöyle bir şey vardır. Ayaklı un, gevşek un. Ayaklı un kaliteli undur. Yani çok fazla un katmazsınız hamurunuza. Gevşek un olursa biraz daha fazla un yer. O yüzden ununuzun kalitesi çok önemli. Dolayısıyla unumuzu azar azar verelim, kıvamı yakalayana kadar. Evet, 2,5 su bardağından daha az kullandık biz. Şimdi kıvamını da söyleyeyim size, ona göre ayarlayın. Hamurunuz avucunuza alıp yuvarlayın arkadaşlar. Dağılmayacak. Dağılmıyorsa hamurunuz olmuş demektir. Ama dağılıyorsa biraz daha un vermeniz gerekecek. Gördüğünüz gibi pürüzsüz, tertemiz bir hamur. Evet, bu aşamada ben devreye giriyorum. Şu şekilde hamurumuzu kopartıp... Birlikte yapmak en güzeli. Şöyle... uzatıyoruz. Daha sonra üzerine çok hafif, fazla değil, çok hafif basıyoruz. Sonra çatal çekiyoruz arkadaşlar, şu şekilde üstüne. Bıçağımızla, neden esnek olsun dedim, şu şekilde hamurumuz yapışacağı için altından sıyırmamız gerekiyor. Daha sonra bıçağımızla şöyle çapraz bir şekilde kesiyoruz. Kestiğimiz parçaları yağlı kağıt serdiğimiz tepsiye diziyoruz. Daha sonra aynı işlemi bütün hamurumuza uyguluyoruz. Bir kez daha göstereceğim. Gördüğünüz gibi hamurumu uzattım. Daha sonra üzerine şuranızda hafifçe bastırın. Çatalımızı çekiyoruz. Bıçağımızı altından şu şekilde geçiriyoruz ve dilimliyoruz. Bu kadar basit. Tepsiye dizmeye devam ediyoruz. O kadar güzel oluyor ki rica ettim, sağ olsun enişteniz de kırmadı. Pişirme aşamasına geldik. 180 derecelik daha önceden ısıtılmış fırınımıza yollayacağız. Yalnız un kurabiyesi çok hızlı pişer. Dikkatli, kontrollü olalım arkadaşlar. Biz 15 dakika pişirdik. Soğuduktan sonra üzerine pudra şekeri eleyeceğiz. Şu an fırından çıkarttık ama işlemi henüz bitmedi. Şimdi soğudu. Yaklaşık bir 10-15 dakika bekledik. Balkona koyduk hatta. Gördüğünüz gibi kurabiyelerimizi bir araya topladık. Neden? Çünkü üzerine pudra şekeri eleyeceğiz arkadaşlar. Şu şekilde bir süzgeçle. Zaten un kurabiyesinin olmazsa olmazlarından biri de pudra şekeri, değil mi hayatım? Evet. Görsel açıdan da güzellik katıyor.
Şurada bir parça artmıştı, onu da biz şey yaptık. Evet, şimdi sunumumuzu hazırlayıp son halini göstereceğiz. Evet canlar, bu şekilde bakın. Şöyle göstereceğim ben size. Şu şekilde bakın, altı da hafif şey oldu. Şöyle. Deneyenlerin şimdiden ellerine sağlık olsun, afiyet, bal şeker şifa olsun inşallah. İnşallah severek, keyifle izlediğiniz bir video olmuştur. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederiz. Kanalıma ücretsiz olarak abone olup bizlere destek olabilirsiniz. Görüşünceye dek hoş ve dostça kalın. Allah'a emanet olun.